Bir kez günaydınlar arkadaşlar. Saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Biz İzmir'den yola çıktık. İstanbul'a gidiyoruz. Hem arkadaşlarımızı göreceğiz, hem vize görüşmemiz falan var. Hem de biraz tatil yapalım istedik. Sürekli ev. Hamilelik dolayısıyla hani böyle çok bir yerlere gidemiyoruz falan. Bu vize olayını kendimize bildiğiniz fırsata çevirdik arkadaşlar. 4 gün oradayız işte. Bugün günlerden Perşembe, Pazar döneceğiz. Ben şimdi ufaktan uyku modumu alacağım. Sabah erken kalktım. Hem dinleneyim. Orada da çünkü arkadaşlarımıza falan da buluşacağız bugün. Biraz böyle halim kalsın diye. Bu yolculuğumu uyuyarak geçeceğim ki normalde ben asla araba yolculuklarında uyumam. CY kuşum da orada. Yolculuk başlasın efendim. Sizinle İstanbul'da otele vardığımızda görüşeceğiz. Biz şimdi otele geldik. CY'yi bekliyorum. CY arabayı otoparka bırakmaya gitti. Eşyalarımız da şurada bekliyor. Gelsin, birlikte odaya çıkacağız. CY reis de geldi. Arabayı park ettin mi? Park ettim. Hadi odanın açılışını yap bakalım. Yapalım. Kaç numara oldu? Odamızı düzenledim. Şimdi yüzüme birkaç bir şey süreceğim. Hemencecik hazırlanalım. Sonra caddeye gideceğiz. Mine ile buluşacağız. Mine'yi biliyorsunuz. Hem Ordu vlogunu izlediyseniz hem de Belez'in düğününe gitmiştik birlikte. Kendisi İstanbul'da yaşıyor efendim. O yüzden şimdi gelmişken hemen görüşelim istedik. Ne zamandır da görmüyorum ben Mino'yu. Bebiş kocaman oldu. Denk gelemedik. O gelemiyor İzmir'e. İşler vesaire bilmem ne derken. Şimdi hızlıca yapıyorum makyajımı. Ben hazırım. C'yi bekliyorum. İnşallah hazırlanırsa gideceğiz. Çok süsleniyorum. Ne yapalım? Çok süslüyüm. Her 40 saatten beri bir hazırlanamadım. Çalıştık. İyi yaptın. Biz hazırız, çıkıyoruz. Hadi gidelim bebişko. Ne
Lovin değil mi? Yes. Direkt yok, direkt otoparka Lovin'e değil. Sıcak mı bastı odada? Bir sıcak bastı, bir kötü oldum ya. Neden? Allah Allah, niye acaba? Yapıştırırız. Ooo çok iyi olur ama. Çok iyi olur. Ha çünkü şeydi abi, araba işi çok, araba işi çok şey ya. Böyle bildiğin ulan koyuyorsun ve çok da uğraştırmıyor. A few moments later. Arkadaşlar biz kahvede bol sohbet, muhabbet, kendimizi kaybettik resmen. Akşam ettik, hava karardı. O yüzden acıktık da kahveden sonra bir yere kadar bizi tuttu. Çok yakın arkadaşımızın tavuk dükkanına geldik şimdi, hamburgerler vesaire. İçeriği de güzelce göstereceğim. Hadi biraz yemek yiyelim. Ne haber ya? Selam. Bu ne burger? Aynen abi. Portaj mı? Portaj. Adresi nasıl olsun? Normal. Sade. Ya. Yemeyen bin pişman. Minutes later. Size en son yemek yerken kapatmak zorunda kaldık. Bugün o kadar yoruldum ki size anlatamam. Minelerle kahve içtik. Ondan sonra o yemekle kahve arasında bir de başka bir C'ye inceliyor serisi için bir video daha patlattık. Yani pilim bitti arkadaşlar ve yarın sabah çok erken saatte vize görüşmemiz var. Onun için de ekstra bir erken kalkacağız. Valla İstanbul'da ilk günümüz böyle biraz konuşmasız ve sakin geçti. Aslında biz çok konuştuk ama size bu tarafa yansıtma fırsatım olmadı. Çünkü Mine ile uzun zamandır, yani bir 6 aydır falan görüşemiyorduk. O yüzden laf lafı açtı. Tam kameraya adapte olamadım öyle olunca. Yarın bunun acısını çıkarız diyorum. Sizin için saniyeler sonra, bizim için de bir 8 saat sonra tekrar görüşmek üzere. The next day. Günaydın arkadaşlar. Bizim günümüz pek aymadı. Maalesef çünkü... Amerikan vizesinden red aldık. Neden? Şimdi şöyle bir şey. Çoğu Amerikan vatandaşı olmayan milletten gelen insanın bir Amerika'da çocuk doğurma gibi bir hayali olduğundan dolayı vatandaşlığı kapmak adına, bizim de biliyorsunuz Fulya'nın hamilelik durumu mevcut. Ki öyle bir planımız olmasa bile konsolos abla dedi ki sen hamile misin? Ben de dedim tabii ki evet hamileyim. O zaman dedi çocuk doğsun sonra tekrar deneyin dedi. Başka zamana diye elimize verdi, pasaportları geri yolladı. Ceyhan'ın dediği gibi bizim öyle çocuk işte Amerika da doğuralım vesaire öyle bir planımız yok. Ve kaldı ki biz 10 ay önceden başvuru yapmışız. Bize tabii çok geç randevu verdiler. Öyle olunca tabii ben o süreçte hamile kaldım vesaire vesaire. Biliyorsunuz zaten. Öyle olunca işte red aldık. Yani sadece 1,5 saat ayakta bekledim. Ve onun üstüne red alınca biraz böyle moralim bozuldu. Ben Can'dan daha çok üzüldüm açıkçası. Can pek üzülmedi ama. Hayır, o kadar emek verdik, şey yaptık. Bir de hani öyle bir amacınız olmadığı için size koyuyor biraz açıkçası. Neyse şey bebişten sonra tekrar başvuru yaparız. Ama ya şöyle bir şey var. Profil tam uygun yani. Evet. Çünkü baktı hani ilk başta girdik böyle merhabalar falan filan. Mülakatın bir kısmını İngilizce sürdürdük. Ondan sonra işte Amerika'ya gir çıkın var senin dedi bana. Ben dedim evet, iki kere kaldım 6 aylık periyotlar halinde. Sonra dedi ki kaç yıldır evlisiniz? 3 yıl. Oradan konuyu getirdi. Ama bizim inancımız hani bir görsel olarak veya tahmin veya bir yem attı gibi değil. Ya bence direkt orada bir E-Devlet'ten ondan bundan illaki bir tahlil yaptırdı. Sonuçta E-Devleti'ne düşen bir hamilelik testi var, o su var, bu su var.
Yani bir şekilde orada bence gördü. Tahmin edeceğini zannetmiyorum ama belli de olmaz tabii. Hani bilemiyoruz onu. Çünkü çok emin bir şekilde sen hamile misin dedi. Ya bu arada hani baktığında da ne bileyim. Yani evet hani kamuflaj giyindi falan ama bazen anlaşılıyor herhalde. Ya ama yani şöyle tavsiyemiz. Yani biz böyle bir deneyimimiz oldu. Şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim. Sakın ha yalan beyanda bulunmayın. Çünkü daha problemli bir süreç başlayabilir. Pasaportunuza bir ilave bir damga vurabilir. Veyahut da kayıtlara başka bir şekilde yalan beyanda bulunmuştur diye data işleyebilir. Ondan dolayı biz doğruyu söyledik. Ondan sonra abla da teşekkürler. Başka zamana çocuktan sonra vizeyi deneyin şeklinde verdi elimize pasaportları. Biz de ne yalan söyleyelim böyle Allah kahretsin diye diye atladık arabamıza geri geldik. Ne sağlık olsun ya yapacak bir şey yok. Plan o olsa okey anlayacağım da yok yani öyle bir plan. Abi plan da o canım değil. Canım İlken ben kendimi Türk doktorlarına emanet ediyorum arkadaşlar. Ay, öyle bir şey yok. Abla da demiştir içinden yani hani kesin bunlar gidecek bilmem ne filan evet, hani oraya o plan yani çünkü böyle bir durumda böyle bir senaryoda gitmemek işte bizim gibi abi ne yapayım ya Allah Allah. Neyse arkadaşlar ya biz şimdi otele geldik. Biraz dinleneceğiz hani yorulduk bayağı da. Ben bir duşa gireceğim. Biraz böyle dinleneceğim falan filan. Yani birlikteyiz. Devam. Gezmiş olduk, tatil oldu diyelim. A few moments later. Ben şimdi duşumu aldım, geldim. Güzelce vücudumu da yağladım. Şunla odaklıyorum, evet. Şunla yüzümü temizleyeceğim. Cilt toniğimle şöyle bakayım da. Sonra şöyle bir serumum var. Sonra şöyle bir odaklayacak gözaltı kremim var. Beni de odakla. Tamam. Tamam. Şimdi de son olarak yüzüme nemlendirici süreceğim. Yüzüme kremlerim her şeyimi sürdüm. Şimdi saçlarımı tarayacağım. Ve birlikte kurutacağız. Şimdi saçlarımı kurutacağız. Saçlarımı kuruttum. Son bir kez daha tarayacağım çünkü karışıyor benim. Sonra da böyle bir saat kestirmek istiyorum. 5.30'dan beri ayaktayım. Şimdi ben bir saat uyuyup şöyle bir şekerleme yapıp geliyorum. 3 hours later. İyi ki bir saat uyuyacaktım. Ben 3 saat bayağı bir dinlendim, kendime geldim. Şimdi hazırlanacağım ve cadde tarafına geçeceğiz. Bu akşam CY'nin Sabancı'dan, üniversiteden arkadaşları, bir de benim kendi üniversitem Yeditepe'den çok yakın arkadaşım, eşi falan filan. 6 kişi buluşacağız, 3 çift. Şimdi bir yandan da hızlı hızlı ben hazırlanıyorum. Dişlerimizi fırçalayalım ilk önce. Yüzümüzü zaten temizlemiştik. Dişler de tamam. Şimdi içeri gidelim. Makyaj yapalım. Bir de saçlarımızı yapalım. Ceyle de burada hazırlansın. Şimdi hemen makyajıma başlıyorum. İlk güneş koruyucumu sürüyorum. Hava aydınlık. Sonra Lancome'un güzel bir kapatıcılı fondötenini kullanacağım. Fondötenimi iyice yedirdim. Şimdi güzelce şöyle bir kaşlarımı tarayıp dolduracağım. Sıra dudağıma geldi. MAC'in Studio Fix pudrasıyla sabitleyeceğim dudağımın üstüne.
çerçeve yaptıktan sonra Benefit'in tintini kullanacağım. Bu renk şimdi böyle kalsın. Benefit'in hala biraz genelde. Lancome'un. Böyle pembeş bir yanık yaptım. Ve en son. Fenty'nin gloss'u. Alın size kocaman dudak. Makyajım bitti. Şimdi hemen saçlarımı yapıyorum. Saçım da bitti. Şimdi üstümü giyinip geliyorum ve C.Y. ile adadan çıkıyoruz. Hazırız, gidiyoruz. Şöyle giyindik. Biz caddeye. Şoför bey. Caddede inecek var. Zaten Uber şoförü gibi. Ege Kuş, ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Ben senin geleceğini bilmiyordum. Gerçekten mi? Vallahi sonradan öğrendim. Ben sonra zaten senin, sizin geldiğiniz önce ben de geleyim mi ne olur, ben full işi görmek istiyorum dedim çünkü. Karnımız doydu ya, oh. Hani adamla WhatsApp'ta yazmışsın ben. O güzel ama bir yandan da şey sıkıntısı da yok değil. Yani şimdi senin mesela... Şey, kendini bir tanıt. Yani merhaba, Merve ben. Bu kadar. Laptop'a kadar. Otelde hazırlanırken dedim ki, ben karama yemeğe gideceğim. Çok yakın bir kız arkadaşımla buluşacağım. Hep online. Mesela. Of, biz yemek yedik, tatlıları gömdük, kahve içtik, muhabbet, sohbet. Maalesef sizi açamadım çünkü anı yaşayamıyorum kamerayı açınca. Şöyle söyleyeyim, uzun zamandır görüşmedik. O kadar iyi oldu ki. Vallahi böyle ne zamandan beri görmemenin verdiği sohbet birikiminden ötürü size geri dönüş yapamadım. Arkadaşlar, biz şimdi yemekten ayrıldık. Çok uzun zamandır görüşmediğimiz çok yakın dostlarımızla beraberdik yemekte. Açıkçası Fulya çekebildiğini çekti. Şimdi de otelimize dönüyoruz. Bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.